LGS 2023 yaklaşıyor. Hedeflerimize yaklaşırken tabii ki denemeler çözmemiz gerekiyor ama sizlerden gelen yorumlara baktık. Hocam denemelerde istediğimiz netlere ulaşamadık. Hala matematikte, hala fende, hala Türkçe'de hatalarımız çıkıyor Gördük. Denemeler de önemli. Neden? Çünkü esasında LGS 2023'te bir deneme. Sözel ve sayısal bölümden oluşan bu denemede alacağımız iyi sonuçlar bizim kazanacağımız liseleri belirleyecek. O zaman bu denemede iyi yapabilmemiz için yani bu gerçek sınavda iyi yapabilmemiz için motivasyonumuzu yüksek lazım. Dolayısıyla da denemelerde iyi yapmamız lazım. Bugünkü videomuzda sizlere denemelerde nasıl başarı yakalayabiliriz? Denemeyi çözmeden önce neler yapmamız lazım? Deneme anında neler yapmamız lazım ve deneme sonrası neler yapmamız lazım? Bunları söyleyeceğiz. Hadi gelin videomuz başlasın. Birlikte netlerimizi denemelerde artıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar LGS 2023'te biliyorsunuz ki sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Dolayısıyla hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde esasında sorumlu olduğumuz konu sayısı azaldı. Ama eğer biz bol bol soru çözmüyorsak, eğer denemelerde belli bir taktik oturtamadıysak maalesef bildiğimiz konularda bile kaçırabiliyoruz. Yani öne veriyorum Türkçe'de inkılap tarihinde bazı sorular gerçekten çok basit olacak. Ama deneme taktiği bilmiyorsanız bazen bildiğiniz soruları da ya burada herhalde zor sordular diyerek, çeldirici vardır diyerek yanlış yapabiliyoruz. Ve hatta doğru saatte, doğru yerde, doğru bir motivasyonla deneme çözmediğimizde de bu da yine netlerimizi düşmesine sebep veriyor. Şimdi gelin denemelerde netlerimizi nasıl arttırabiliriz buna bakalım. Birinci arkadaşlar denemeyi çözmeden önce şunu bilmeniz lazım ki her deneme sınavı esasında gerçeğinin bir provasıdır. Yani önemsemeniz lazım. Örnek veriyorum sizler diyelim ki bir e, bizim denemelerimizden bir tanesini çözüyorsunuz ya. Bu denemeyi çözerken ya bu esasında C ama ben bunu D yapardım. anne meyve getirir misin? Telefonda da mesaj gelmiş. Şeklinde deneme çözerseniz yani telefonunuz yanınızda, meyve tabağınız yanınızda dışarıdan e, gürültüler gelse bile müzik sesiyle deneme çözerseniz gerçek sınavda böyle bir şey yapmayacağınız için bu netlerinize yansır. Gerçek LGS'ye girdiğinizde yanınıza ne olacak? Kaleminiz olacak, silginiz olacak, suyunuz olacak. O zaman bu denemeleri de çözerken tam anlamıyla gerçek sınavmış gibi çözmeniz lazım. Çünkü gerçek sınavdan önce ne kadar denemeleri gerçeğine benzer bir şekilde prova ederseniz gerçek sınavda o kadar az stres olursunuz. Dolayısıyla her deneme sınavı gerçeğinin provasıdır. Bunu önemsemeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar denemeye çözmeye başlamadan önce şunu bilmeniz lazım doğru yapabildiğiniz dersleri, iyi yapabildiğiniz dersleri, başarılı olduğunuz dersleri en başa koymak ve doğru yaptıkça motivasyonunuzu artırarak ilerlemek çok çok önemli. Çünkü denemeye girdiğinizde esasında bakın arkadaşlar en başında şu deneme ya şöyle denemenin başlangıcından şurası süre olsun süre böyle ilerliyor. Şu da stres olsun arkadaşlar. Şimdi ilk başta stres en üst seviyede deneme başlamadan önce. Tabii bu gerçek sınavda da böyle. Bir stres var acaba ne olacak diye. Sonra bu stres arkadaşlar gittikçe artabilir, aşağı da inebilir. Peki aşağı inmesini nasıl sağlayacağız? Aşağı inmesini sağlayacağımız şey şu arkadaşlar. Denemeye başladığımızda bir iki tane doğru yapabildiğimiz soruyu gördüğümüz zaman bir anda stresimiz en az seviyeye iniyor. Sonra bazen takıldığımız sorular olup artabilir ama onları da doğru yaptıkça stresimiz en az seviyeye inecek ve bitecek. Dikkat etseniz stres hiçbir zaman sıfıra inmiyor. Neden? Çünkü stres sıfıra iniyorsa ya hiç çalışmamışsınızdır... ...hiç konuyu bilmiyorsunuzdur ya da hedefiniz yoktur. Dolayısıyla hedefi olan insanlar mutlaka az biraz stres taşırlar. Sizler de deneme çözerken mutlaka... ...en başarılı olduğunuz dersten başlayın. Tabii ki şunu da unutmayın arkadaşlar... ...LGS'de ilk başta sözel bölüm verilecek bize sabah 9.30'da... ...sonra sayısal bölüm 11.30'da verilecek. Yani sözel bölümde... ...Türkçe'de mi iyisiniz? Önce Türkçe'den başlayın. Sayısal bölümde FEN'de mi iyisiniz? Önce FEN'den başlayın. Çünkü iyi olduğunuz dersten başladığınızda... ...moraliniz düzelecek, doğrular yapacaksınız... ...ve ardından o moralle... ...zorlandığınız dersleri de yapacaksınız. Mesela Sözel bölümde din ders Önce dinle başlayın gereksin. Tık 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 dinle biraz yapın, moralin düzelsin. Bak yapabiliyorum deyin. Sonra ardından Türkçe'ye geçin, ardından İnkılap, ardından İngilizce fark etmez. Moral her şeyden daha değerli. Çünkü biz öğrencilere diyoruz ki yaparsın sen, süpersin diyoruz öğrenci zor denemeyi bile yapıyor. Bazen de bu çok zor deneme yapamazsınız. Birçok öğrenci bunda patladı. Siz de patlayacaksınız diyoruz. Kolay denemeyi bile yapamıyor öğrenci. Dolayısıyla denemeden önce motivasyonumuzu yüksek tutmak ve en önemlisi de doğru yapabileceğimiz sorularla başlamak motivasyonumuzu artırıyor. Dolayısıyla motivasyon önemli. Yani sen aynanın karşısına geçip sen tam bir dangosun dersen, kazanamayacaksın sen dersen, kazanamazsın. Ki maalesef de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizler sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza akrabalarımıza hiçbir zaman şöyle bir şey demiyoruz. Sen tam bir dangosun, kazanamazsın, rezilsin demiyoruz. Hep yaparsın inşallah, olabilir, çalışırsan olur şeklinde güzel şeyler söylüyoruz. Ama kendimize gelince ki ben bunu kendime de yapıyorum. Yapamazsın, çok zor ki, olmayacak ki, herhalde olmaz gibi şeylerle kendi motivasyonumuzu düşürüyoruz. Halbuki İnsan en fazla kendisini motive etmeli. İnsan en fazla kendisine ben o kadar çalıştım, gayret gösterdim. İşte bir sürü deneme kitabından sorular çözdüm. Bir sürü denemelerin tekrarını yaptım. LGS çıkmış soruları çözdüm, örnek soruları çözdüm. Dolayısıyla inşallah çalıştım ve başaracağım diye kendimizi motive etmemiz gerekiyor. Deneme öncesi de bu denemede çok iyi yapacağım dediğimizde iyi yaptığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Deneme başladı. Deneme başladığımızda turlama taktiği dediğimiz hepinizin bildiği bir yöntem var. Nedir o? İlk başta kolay sorular yapıyoruz. Sonra takıldığımız sorulara geçiyoruz. Sonra en son zorlandığımız sorulara bakıyoruz. Biz buna çam fıstığı yöntemi diyoruz. Ne demek bu? Antep fıstığı dolu bir kase düşünün. İlk başta açık rahatlıkla yiyebileceğiniz fıstıkları yersiniz. İlk başta böyle kapalı tak diye dişinizi açılacak olan fıstıklara saldırmazsınız. Önce açıkları bitirirsiniz. Sonra en son dişinizi açılacak olan böyle zorlayıcılara bakarsınız. Niye? Önce şu kolayları bir yiyeyim de rahatlayayım dersiniz. İşte denemede de arkadaşlar denemeyi çözdünüz veya gerçek LGS'de de böyle olacak. İlk başta arkadaşlar Diyelim ki bu soruya baktın. Hmm, bu soru zor duruyor. Şu soru koy. Önce bunu yaparsınız. Bunu yaptın B. Bak buna da şöyle küçük bir şart koyuyorsun. Çok büyük bir şart koymuyorsun. Neden? Çünkü büyük bir şart koyarsan geri döndüğünde sana çok böyle korkutucu bir hava verebilir. Bunu yaptın. B'yi yaptın. Bunu yaptın. D'yi yaptın. Geçtin diğer sayfaya. Bu soruda takıldın mesela. Buna da şöyle küçük bir şart koydun. Birinci turda bunları yapabilir. Yapabildiğin soruları güzel güzel yapıyorsun. İkinci turda bu yuvarlak için aldığın sorulara bakıyorsun. Diyorsun ki ben bunu az önce boş bırakmışım. Eğer can bunu diyelim ki şöyle dana gibi yuvarlak için alsaydın kocaman. Diğer turda döndüğün zaman bir bakıyorsun ki ya ben bunu çok büyük bir yuvarlak için almışım. Eyvah herhalde zor bir soruydu diyebilirsin. O yüzden böyle mintoş yuvarlaklar için almak bizim motivasyonumuzu korumamızı sağlıyor. Sonrasında ikinci turda takıldığımız sorulara bakıyoruz. Yani bu yöntemle İlk başta yapabildiğimiz doğruları yaparak motivasyonumuzu artırıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. LGS'de sözel bölümde bir soru için bize bir buçuk dakika sayısal bölümde iki dakika veriliyor. Sen bir soruyu eğer belli bir sürede yapamadıysan iki tane seçenek var. Bir ya konuyu bilmediğin için yanlış gidiyorsun. İki ya da bir şey dikkatin dağıldı. Dikkatin dağıldan o doğruyu göremediğin için zaman kaybediyorsun. Bir geç belki döndüğünde rahatlık yapacaksın. Bu da önemli. Dolayısıyla arkadaşlar bir soruda takıldığınız zaman sakın sakın bu çok fazla puan getiriyor. Bu çok önemli bir soru diyerek onda ısrarcı olmayın. Yani Türkçe'de örnek veriyorum. Şöyle bir soru göstereyim size. Hızlama denelerinden bir soru açalım mesela. Türkçe'de birinci soru. Bu soruyu tüm Türkiye'de doğru yapsa sadece sen de doğru yapsan aynı puan. Çünkü Türkçe'deki soruların puanı belli. Ama soruların puanları birbiriyle aynı ama diyelim ki Türkiye'de Türkçe ortalaması 7 doğru. Sen ise 8 doğru yaparsan onun değeri fazla tabii ki. Mesela ben 6 doğru yaptım, sen 5 doğru yaptın. Aramızda çok büyük fark yok çünkü ikimiz ortalamanın altındayız. Ama Türkiye ortalamasının üzerine ben çıktıysam o zaman o sorunun değeri artıyor. Ama o sorunun hangi soru olduğu önemli değil. O netin değeri var. Yani dördüncü sorumu, sekizinci sorumundan dolayı değil. Netten dolayı onun değeri fazla olabiliyor. Dolayısıyla soruların değerleri aynı kendi branş içerisinde. Tabii ki Türkçenin kat sayısı inkılaptan, dinden fazla ama Türkçe'de birin soruyla ikinci sorunun değeri aynı. Dolayısıyla sen bu soruda ısrar etmenin bir anlamı yok. Geç birazdan yine yaparsın diyebiliriz arkadaşlar. Kodlama da çok önemli. Kodlamayı da soru soru yaparsanız oku soruyu işaretle. Oku soru işaretle yaparsanız kaydırabilirsiniz. Onun yerine arkadaşlar iki sayfada bir kodlama çok daha değerli. Yani bu soru yaptın. Böyle işaret koymayı diye başka bir göstermişiz. Mesela Fendes'in burada B yaptın. iki yuvarlak için aldın. Mesela takıldın o anda. 3'ü yaptın C dedin. 4'ü yaptın D dedin. Şimdi kodlamaya geçmeniz önemli. Neden? Çünkü şu anda kodlamaya geçtiğiniz zaman bir yapmışım. iki boş bırakmışım. Boş bırak. Üçü yapmışım. 4'ü yapmışım. işaretlersin Ve o sırada beynin de dinlenmiş. O sonra hop kilop bu tarafa geçebilirsiniz. Ama şimdiye kadar kaydırmadığınız, alıştığınız bir yöntem varsa ona da devam edebilirsiniz sınav içinde stres oldunuz. Olabilir. Deneme anında da olabilir. Gerçek LGS'ye girdiğimizde de stres olabiliriz. Bu durumda yapacağımız şey de belli arkadaşlar. Gül kokla mum üfle. Şuraya hatta bir virgül koyalım. Bu ne demek? Nefes alacağız. Yani gül koklarken nasıl koklarız? şöyle bir kokuyu içimize çekeriz. Mum üflerken de ne yaparız? İyi ki doğdun dediler mesela doğum gününüz. Diye üfleriz ya. işte onun gibi. Yaptığımız zaman gerçek bir solunma yapmış oluyoruz. Gerçekten nefes alıp vermiş oluyoruz. Ve bu sayede de stresimizi azaltabiliriz arkadaşlar. Deneme sınavı hem bilgi hem dikkatini ölçüyor. Dolayısıyla bazen çok basit bir soruyu bile acaba bilgi sorusu mu diyerek yanlış yapabiliriz. Bazen de çok zor bir soruyu bile bazı şeyleri anlayarak çok rahat bir şekilde doğru yapabiliriz. Bazen öğrencileri görüyorum ben bu kadar da kolay sormazlar ki kesin burada çeldirici var değil soruyu yanlış yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şunu asla unutmayın. Eğer soru yapıyorsunuz diyelim ki aldınız soruyu İki seçenek arasında kaldınız. Eğer aklınıza ilk gelen seçenek doğrudur arkadaşlar. Yani A ve B, C ve eledin. A ve B arasında kaldın ya. Aklına ilk A gelse cevap A'dır. Ama diyelim ki üç seçenek, dört seçenek arasında kaldın. Ve evet, soruya da hakim değilsin. Konuyu ne de bilmiyorsun. O zaman boş bırak. Çünkü üç yanlış, bir doğruyu götürüyor. Atmak doğru bir şey değil arkadaşlar sınavda. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. ...iki seçenek arasında kaldıysak aklımıza ilk gelen doğrudur onu işaretliyoruz. Ama birden fazla iki, üç, dört, beş tane seçenek arasında kaldıysak beş seçenek yok da. Üç, dört seçenek arasında kaldıysak o zaman atmayalım arkadaşlar. Bu bizi netimizin azalmasına sebep verebilecek tehlikeli bir durum. Benden ne istiyor bana ne vermiş çok önemli. Bilhassa matematikte değil ama fende ve aynı zamanda Türkçe'de bazı sorularda böyle kocaman tablolar veriyor. Diyeceksin ki benden ne istiyor? Hangisine ulaşılamaz? Bana ne vermiş bu? Dikkatli bir şekilde okuyup yapabileceğiniz sorular gelebiliyor. Bilgiye değil yoruma ve dikkate dayalı soruları da kaçırmayın arkadaşlar. Deneme sınavı bittikten sonra, şimdi LGS bittikten sonra zaten yatış. Oh kebap. Ama denemeden sonra mutlaka yanlışlarınızı analiz edin. Bizler hızlanma denemelerimizde, geri sayım denemelerimizde, işte doz denemelerimizde mutlaka denemelerin başına analiz koyuyoruz. Ne demek hocam analiz? Yani sen diyelim ki burada 3. denemede 18. soru yanlış mı yaptın sayısalda. Bunu şöyle görebiliyorsun. Diyorsun ki işte sayısalda üçüncü denemede 18 soru neymiş? Asitler ve bazlarmış. Asitler ve bazlar konusunu tekrar etmeniz gerekli ortaya çıkıyor. Asitler ve bazlarla alakalı kendinize ödev verin. Ben 20 soru çözeceğim. Niye? Çünkü denemede yanlış yaptım diyerek ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Çözeceğiniz soruları belirleyin ve konuları tekrar edin. Yani hata yapın, hatalarınızdan ders çıkarın ve netlerinizi artırın. Ne kadar çok soru çözerseniz ister istemez o kadar çok hata yaparsanız, Ne kadar çok hata yaparsanız da o kadar çok ders çıkarmış olursunuz. O dersleri de çıkarıp öğrendiğinizde netleriniz artar. Çünkü sen burada denemeyi çözdün, yaptığın hatanın çözümünü öğrendin ve artık LGS'de bu soru gelirse ki son günlerde çözümü sorular çok değerli. Bu soruyu yanlış anlayacaksın. Çok çok önemli bir kazanım olacak arkadaşlar. Bizler hocalarınız olarak videolarımızla işte size az önce gösterdiğimiz kitaplarımızla. E, rehberliklerimizle sizlere kapı açıyoruz. Ama çalışaraktan, gayret göstererekten o güzel liseleri kazanacak olan sizlersiniz. Ben şimdi gitsem beni almazlar. Derler ki kardeş sen artık yaşlısın, sen artık bir öğretmensin, senin LGS'ye girmen imkansız, senin kazanman imkansızlar beni kovalarlar. Ama sizler çalışın, kazanın ve bu güzel okullarda okuyun arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.